Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz ve en önemlisi sağlığınız yerindedir. Ben biraz yine üşütmüşüm. Sesim garip geliyorsa lütfen hoşgörün. Bugün sizlerle fotoğrafçılık üzerine yaptığımız bazı yanlışları, yanlış düşünceleri paylaşmak istiyorum. Keşke bundan 25 sene önce fotoğrafa başlarken bunları bilseydim de zamanında önlem alabilseydim dediğim bu konuları merak ediyorsanız hadi buyurun. Sanırım en çok pençesine düşülen hata bu. Sürekli olarak daha yeni, daha iyi, daha büyük, daha gelişmiş, daha teknolojik, daha 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 bilmem ne makineye ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Bu masumane bir çaba da değil üstelik. Diğer makinaları kötüleyerek, küçümseyerek başarısızlıklarımızı elimizdeki makineye yükleyerek yapıyoruz bunu. Makinam yeterince iyi değil, o makine bende olacak. Oho! gibi bahanelerin arkasına saklanıyoruz. Bir de sektörün üretici markaları bizim bu zaafımızın üzerine oynayarak sürekli yeni makineler geliştirip süslü püslü reklamlarla önümüze koyuyorlar. Hayda! Bak işte bu makine ne yetenekliymiş. Benimki bunu beceremiyor. Değiştireceğim abi. Durumuna sık sık düşüyoruz. Hele bir de etrafımızdan birisi bu makineyi almış ve ballandıra ballandıra anlatıyorsa içimiz eriyor. Sakın burada başkalarını, üretici firmaları, kapitalist rejimi, anlatanları vesaire vesaire suçlama yanılgısına düşmeyelim. Elbette onların da suçu var ama iğneyi kendimize batırmak gerekirse en büyük suçlu biziz. Egolarımız, hırsımız, daha fazlasına sahip olma güdümüz, başarısızlığı makineye yıkma zafiyetimiz. Arkadaşlar fotoğraf sürecinin içerisinde fotoğraf makinesinin payı sadece sensöre ya da filme kadar ışığın ulaşmasına aracılık etmek ve onu kayıt altına almaktır. Temel fotoğrafçılığın ilgi alanı çerçevesinde bunun ötesinde bir rolü yoktur. Yani o bir araçtır. Araç demek belirli bir işi yapmak için veya sonuçlandırmak için gücünden yararlanan nesne demektir. Bu araç yaklaşık 200 yıl önce de temelde bu işi yapıyordu, bugün de bu işi yapıyor. Elbette gelişmiş bir takım özelliklerle bazı şeyleri kolaylaştırıyor ama bu onun araç olma vasfını değiştirmiyor. Fotoğrafı gören, kadrajı yapan, kompozisyonu tasarlayan, ayarları yapan ve çeken bizleriz. Makine bu işi yapmak için bize yardımcı oluyor. Ama makine çekmiyor fotoğrafları. Biz çekiyoruz. Neyi çekeceğine makine karar vermiyor. Biz veriyoruz. Eğer doğru güzel çekiyorsak da biz çekiyoruz. Yok yanlış ve kötü fotoğraf da çekiyorsak biz çekiyoruz. Makine ile ilgili tek bir kaygımız olmalı. Onu çok iyi tanımalı kabiliyetlerini ve kısıtlarını çok iyi bilmeli ve gözümüz kapalı kullanabilmeliyiz. Bunun ötesinde makinanın bize ve fotoğrafçılığımıza çok büyük bir etkisi yok. O yüzden en iyi makina elimizdeki makinedir. O da sadece bir araçtır. Ben çok yaşadım. Eminim hepiniz yaşamışsınızdır ve yaşamaya da devam ediyoruz. Fotoğrafımıza aşık oluyoruz. Çektiğimiz fotoğrafı çok beğeniyoruz. Onun dünya güzel olduğunu, biricik olduğunu, kusursuz olduğunu düşünüyor ve buna gönülden inanıyoruz. Her aşk gibi fotoğrafı olan aşkımız da gözümüzü kör ediyor. Eksikleri, yanlışları, kusurları görmüyoruz. O fotoğrafın büyüsü belki çekim anından, belki içerikten, belki kompozisyondan, belki estetiğinden, belki de bunların karışımından geliyor. Ama bu büyü bizi öyle bir etki altına alıyor ki realist olamıyoruz. Gerçekleri göremiyoruz. Fotoğrafımıza toz konduramıyoruz. Aşık olduğumuz bu fotoğraf başkaları tarafından aynı beğeni, takdiri almayınca da veriyoruz, veriştiriyoruz. Fotoğraftan anlamadıklarını mı istersiniz? taraf tuttuklarını mı istersiniz? Bizi kıskandıklarını mı istersiniz? Söylenip duruyoruz. Oysa dikkatli dinlersek bu konuda ustaların verdiği birçok öneri var. Ne mi onlar? Bakın mesela fotoğraf seçerken kendinize çok acımasız olun diyorlar. Hatta kendini seçmeyin, güvendiğiniz birisine seçtirin diyorlar. Bir fotoğrafı seçip işlediyseniz kapatın ve aradan bir süre geçtikten sonra tekrar bakın diyorlar. Beğendiğiniz fotoğrafı masaüstü fotoğrafı yapın ve her gün o fotoğrafa bakabilmeye tahammül edip edemediğinizi kontrol edin diyorlar. Fotoğrafımızla aşk yaşıyor olmamız onun başkalarının da başkaları tarafından da beğenileceği anlamına gelmez. Gün yüzüne çıkarmadan önce ustaların bu önerilerine kulak vermek lazım. Bütün bunlar birer tecrübe. Bir diğer büyük yanlışımız da sosyal medyayı hak ettiğinden fazla önemsemek. Çektiğimiz, özenle düzenlediğimiz fotoğrafı büyük bir heyecanla sosyal medyaya yüklüyoruz. İlgi çeksin, beğenilsin diye üstüne afili bir cümle ya da güzel bir şiir ekliyoruz. Bakın ben fotoğraf ekledim. Gelin onu beğenin dercesine başkasının fotoğraflarına like atmaya başlıyoruz. Hop işte geri dönmeye başladı like'lar. Ne kadar çok like o kadar iyi fotoğraf. Ne kadar çok like o kadar iyi fotoğrafçı. Eğer her şey yolunda giderse, çok like gelirse koltuklarımız kabarıyor. Ne kadar iyi fotoğrafçıyım. Benim gibisi yok bu alemde. Az bulunur. Havalarına giriyoruz hemen. Ama işler yolunda gitmez de yeterince like alamazsak vah ki ne vah. Karalar mı bağlasak, fotoğrafımı bıraksak yoksa abi ben hashtag işinden anlamıyorum o yüzden az like geldi yoksa bu fotoğraf uçar giderdi mi bahanesinin arkasına sığınsak. Acı gerçek şu ki sosyal medyada beğeni sayısı fotoğrafın değeriyle ilgili hiçbir anlam ifade etmiyor ne çok like almış bir fotoğraf iyi fotoğraf anlamına geliyor ne de az like almış fotoğraf kötü fotoğraf. Fotoğrafın değerini belirleyen bambaşka dinamikler var. İyi fotoğraf az like alsa da hak ettiği mecrada yerini buluyor. Kötü fotoğraf çok like alsa da unutulup gidiyor. O yüzden sosyal medyayı bir eğlence aracı gibi görmek, fotoğraf paylaşmak ama fotoğrafın değerini like sayısıyla ölçmemek gerekiyor tıpkı fotoğrafçının değerini takipçi sayısıyla ölçmemek gerektiği gibi. İçine düştüğümüz yanlışlardan biri de erken başarı sendromuna girmek. Yeni başladığımızda meraklı oluyoruz, ilgi gösteriyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Fotoğrafla ilgili araştırıyor, okuyor, inceliyor, kurslara gidiyor, kendimizi geliştirmek için tırmalıyoruz. Tırmalıyoruz da tırmalıyoruz. Doğal olarak bu bize bilgiyi getirmeye başlıyor. Bir şeyler öğrendiğimizi, bir şeyler bildiğimizi hissetmeye başlıyoruz. Hemen akabinde bu bilgilerimiz fotoğraflarımızda başarılı sonuçlara dönmeye başladığı anda erken başarı dönemine giriliyor. Güzel fotoğraflarımıza gelen birkaç iltifat, birilerinin bize hocam diye hitap etmesi, sosyal medyanın pohpohlaması ile birlikte ben oldum duygusuna kaplıyoruz. İşte kendimize yaptığımız en büyük kötülüklerden birisi. Ben oldum demek, öğrenmeye, gelişmeye, denemeye kapılarımı kapadım demek. Bunlara kapıları kapamak, bırakın yerinde saymayı, gerisin geriye gideceğimiz anlamına geliyor. Çünkü hiçbir şey durmuyor evrende. Her şey hareket halinde. Her şey gelişiyor, değişiyor. Her an bir şeyler öğreniliyor. Başarılı olmuş hiçbir insan, hiçbir fotoğrafçı ben oldum artık ruh girmemiş. Her gün yeni bir şeyler öğrenmek için, kendini geliştirmek için çırpınmış, kendine yatırım yapan, kendini geliştiren insan, bu başarılı olmuş insan. Fotoğrafçılığımızı geliştirmek istiyorsak hiçbir zaman ben oldum dememeli. Erken başarı sendromuna girmemeliyiz. Bu içsel tuzağa düşmemeliyiz. Evet maalesef yaratıcılığın teşvik edildiği yüceltildiği bir ortamda yaşamıyoruz. Ne eğitim sistemimiz, ne aile yapımız, ne kültürel genlerimiz bizi yaratıcı bireyler olmaya zorlamıyor. Bunun sonuçlarını her gün her yerde her alanda kısır döngüler içerisinde yaşayarak görüyoruz zaten. Yaşamımıza olumsuz etkeden bu yaratıcı düşünce yoksunluğu fotoğrafımıza da yansıyor birbirinden çok da farklı olmayan içerisinde bırakın yaratıcılık üzerinde düşünülmüşlük hissiyatı bile barındırmayan taklit fotoğraflar çekip duruyoruz. Başkalarının çektiği fotoğrafların aynısını çekmek için çabalar sarf ediyor, yollar gidiyor, paralar harcıyoruz. Benzerinden onlarca, belki de yüzlerce olan fotoğraflardan bir tane de benim olsun diye çekip paylaşmaktan çekinmiyoruz. Şu anda saymaya kalksak bir çırpıda 15-20 tane fotoğraf karesi sayabiliriz ki bunlar birkaç küçük değişiklikle ben dahil birçok fotoğrafçı arkadaşımızın arşivinde yer alıyor. Taklit etmek fotoğrafçılığımızı geliştirmek için bir yöntem olarak kullanılabilir. Doğru ve limitinde kullanılırsa faydası da olabilir. Ama biz olayı tarz haline getirmişiz artık. Birisi bir fotoğraf çekiyor. Nerede, ne zaman, nasıl bilgilerini hemen sorguluyoruz ve otobüsler dolusu fotoğrafçı oraya gidip aynı fotoğrafı çekiyoruz. Hem fotoğrafçılık camiası olarak hem de bireysel olarak bu kötü alışkanlığımızı derhal bırakmamız ve yaratıcı, özgün fotoğraflar üretmeye yönelmemiz gerekiyor. Bundan yaklaşık 25 sene önce fotoğrafa yeni başladığımda birisi bana bunları tane tane anlatsa ve yol almak istiyorsan bu tuzaklara düşme deseydi keşke